Bu haftaki videomuzda sizler için nesli tükenmiş hayvanlar serisini hazırladık. Şimdiden keyifli izlemeler. Hazar kaplanı. Bengal kaplanından daha küçüktür. Tüyleri sık, çizgileri soluktur. Gövde ve boyun altı beyaz ve daha sarıdır. Kulaklar kısa ve küçüktür. Rengi Bengal kaplanına benzer. Bacaklarının dış kısımları sarı, iç tarafı beyazdır. Bu alt türün kuyruğu sarı ve sarımsı beyaz çizgiler vardır. Kışın saçı daha uzundur, iyi gelişmiş bir karın yelesi ve kısa bir ense yelesi vardır. Hazar kaplanları yalnız yaşayan hayvanlardır. Erkek kaplan dişiden daha büyüktür. Yavrular doğduğunda kördür ve 10 gün sonunda gözleri açılır. Yavrular yaşamlarının ilk 8 haftasında anne sütüyle beslenir. Bu esnada baba hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. 11 haftadan sonra yavrular avlanmaya başlar. En batıda Türkiye olmak üzere Hazar Denizi, Kafkasya'da İran, Türkmenistan, Afganistan'ın kuzey kesimlerinde yaşardı. Ayrıca Moğolistan ve Irak'ta da izleri bulunmuştur. Hazar kaplanı kedigiller familyasındandır. Soyu 1970'li yıllarda tükenen kaplan türüdür. Hint Adası Kaplumbağası, Galapagos Adaları'ndaki Galapagos Ulusal Parkı'nda yaşamıştır. Türünün son örneği olduğu için yalnız lakabı verilmiştir. Ne zaman doğduğu tam olarak bilinmeyen George, Pint Adası'nda 1972 yılında bir çoban tarafından bulunmuştur. Türünün bilinen son örneği olması nedeniyle özel olarak korundu ve soyunun devamı için İspanyol adalarından getirilen türüne en yakın iki dişiyle çiftleşti. Ancak yumurtalar boş çıktı. Büyüklüklerinden dolayı isimlerinin başına dev getirilmiştir. Diğer kaplumbağalar arasında en büyük cüsseye sahip olanlarıdır. Galapagos Adaları ve Aldabra Adaları'nda yaşamışlardır. Son derece sessiz ve zararsız hayvanlardır. Yetişkin bir insanı taşıyabilecek kadar güçlüdürler. 200 ile 250 kilogram arasında bir ağırlığa sahiptir. Kabuklarının ortalama uzunluğu 2 metredir. Az hareket eden canlılardır ve yavaş hareket etmektedirler. Yaklaşık olarak 100 ile 150 yıl arasında yaşamaktadırlar. Kabuklarına bağ adı verilmektedir. Dişleri yoktur. Ancak damaklarında bulunan sert bir madde ile dişi varmış gibi çok kuvvetli çenelere sahiptirler. Diğer kaplumbağalarda olduğu gibi yumurtlama dönemi ile üremektedirler. 100 yaşın üzerinde olduğu sanılan ve 10 yıl daha yaşaması beklenen George, 24 Haziran 2012'de hayatını kaybetmiştir. Yalnız George'un ölümüyle türünün soyu tükenmiştir. Megalodon, büyük beyaz köpek balığının uzak kuzenidir. Uzunluğu 15 ile 16 metreyi bulan büyük köpek balığı, Büyük Okyanus'ta ve Atlas Okyanusu'nda yaşamıştır. Etobur olan bu köpek balığı, okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan büyük balinalarla besleniyordu. Balinalar genelde orta boylarda ise burun, büyük bir balina ise kuyruk, küçük bir balina ise gövde kısmından saldırıyordu. Keskin büyük dişleri ve güçlü çene kasları olan bu köpek balığı çeşidi kıkırdak kaplı bir iskelete sahipti. Ve ayrıca 40 tona varan ağırlığı ile okyanusta yaşamış en büyük otobur canlılardandı. Ortalama yaşam süreleri 25 ile 40 yıl arasındadır. Şimdiye kadar yalnız dişlerinin fosili bulunmaktadır. Miyosen ve Pliyosen dönemlerinde yaklaşık olarak 15.9 ile 2.6 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamıştır.
Megalodon'un nesli anormal bir iklim değişikliği ile balinaların ılık iklimlerden soğuk iklimlere göç etmesiyle ve Megalodon türünün bu soğuk iklime elverişli yapısının bulunmamasından balinalar göç ettiği için yiyecek bulamamaktan ötürü nesli tükenmiştir. Megalanya, bilim adamlarının tahminlerine göre yaklaşık 30 bin ile 40 bin yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bir sürüngen türdür. Megalanyalar Komodo ejderinin atalarıdır. 30 bin yıl önce soyları tükenmiştir. Yani bu da demek oluyor ki belki de ilk yerleşen aborjinlerle karşılaşmışlardır. Megalanyaların 7 metre uzunlukları ve yaklaşık 450 kilogram ağırlıkları vardır. Bu da onları bilinen en büyük kertenkele yapmaktadır. Tüylü mamut. Tüylü mamutlar modern filin atılarıdır. Afrika'da yaklaşık 5.1 milyon yıl önce evrimleşmiş olan Mammutus cinsinden gelmiştir. Bu kocaman tüylü canavarlar sadece 10 bin yıl önce nesli tükenen kuzenleri mastodonlarla birlikte yok olmuştur. Soyu tükenmiş bir fil olan mamut, buzul çağında kuzey yarımkürenin ılıman bölgesinde yaşamıştır. Mamut kelimesi iri manasına gelse de normal bir Asya filinden biraz büyüktür. Uzunluğu 4.9 metre, yerden yüksekliği 3 metredir. Azı dişleri fillerden farklı olarak dışa ve yukarı doğru kıvrıktır. Bazılarının dişleri 4 metreye ulaşır. Sert bir derisi uzun ve sık kızıl kahverengi kıllarla örtülüdür. Sırtta omuzlarının biraz gerisinde bir yağ dokusu birikintisi mevcuttur. Bu tüylü mamutlar en büyük erkeklerde 4.5 metreye kadar çıkan ekstra uzun dişleriyle ünlüdür. Bu devasa dişler büyük olasılıkla çiftleşmede önemli rol oynuyordu. Daha uzun, daha keskin, daha etkileyici dişlere sahip erkekler çiftleşme mevsiminde daha fazla dişiyle eşleşme şansına sahipti. Kuzey Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın ormanlarında bol miktarda yaşadığı anlaşılmaktadır. İlk fosili 1799'da Sibirya'nın buzulları arasında bulundu. Sonraki kazılarda Sibirya ve Alaska'da birçok fosiline daha rastlandı. 1801'de bulunan bu tür Leningrad Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Alaska'da bulunan mamutun boyu 3.9 metreydi. Buzullar içinde çıkarılan fosiller çok iyi korunmuştu. Bunlarda yapılan tetkikler Asya filleriyle akraba olabilecekleri fikrini uyandırmaktadır. Kılıç dişli kaplan. Similodon olarak da bilinen nesli tükenmiş bu memeli hayvan normalde kılıç dişli kedigillerdendir. Amerika'nın açık alanlarında bir erkek 10 dişi şeklinde grup halinde yaşarlardı. 20 santim boyundaki dişleri oldukça sert olup onları avlanırken avlarını sapladıkları düşünülür. Bu dişlerin kesitlerinin çember yerine oval şekilde olmasıyla dişlerin avlarına daha kolay saplandığı tahmin edilmektedir. 3 milyon sene önce Kuzey ve Güney Amerika'da görülen ve 12 bin sene önce son buzul çağında nesli tükenen bu dev kediler yetişkin olduklarında 300 kilogram ağırlığına 2.75 metre uzunluğa sahip olabiliyordu. Çeneleri 120 derece açılabildiği koşarak kısa sürede 50 kilometrenin üzerine bir hıza ulaşabildiği tahmin edilmektedir. Özellikle arka ayakları ön ayaklarından kısa olduğundan omurgaları daha düzgündür. Muhtemelen çizgili ve benekli bir kürke sahiptiler. Dev kurt gibi yırtıcılarla mücadele halindeydiler. Kılıç dişli kaplanların nesli son buzul çağının bitimiyle tükenmiştir. Kılıç dişli kaplan büyük bir hayvan olduğu için avları da büyüktü.
Kedigiller familyasının en güçlüsü ve en saldırganı olup bir arslanı bile parçalayabilirdi. Amerika devesi, at, bizon, dev tembel hayvan, Kanada geyiği, karaca ve mamut gibi hayvanlarla beslenirdi. İrlanda geyiği, şimdiye kadar var olmuş en büyük geyik türüydü. İrlanda Elke Avrasya dolaylarından Baykal Gölü'nün doğusuna kadar geniş bir alanda Pleistozen döneminin sonlarına kadar yaşadı. Yapılan karbon testleri türün bilinen son kalıntılarının yaklaşık 7700 yıl öncesi ait olduğu ortaya çıkmıştır. İrlanda elkine ait çoğu iskeletlerin İrlanda bataklıkları ve çevresinde ortaya çıkarılmasına rağmen İrlanda'da yaşamış olan alt türleriyle ilişkisi bulunmamıştır. Cüsselerinin büyüklüğünden dolayı bazı çevrelerce dev geyik olarak da bilinmektedir. İrlanda geyiği ilk defa 400 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. 2.1 metreye varan muazzam omuz yüksekliğinden ve 3.65 metrelik yaklaşık 40 kilo olan boynuzlarıyla bilinen en geniş boynuz aralığı ve en uzun boynuzlara sahip geyik türüdür. Ağırlığı yaklaşık 700 kilogram civarındaydı ve bu bugünkü en büyük geyik türlerinden biri olan Avrasya elkinin 1,5 katıdır. Soyunun tükenmesi hakkındaki tartışmalara göre avlanma ve büyük boynuzlarının orman içindeki hareketlerini kısıtlaması yok olmasına sebep olmuştur. Fakat bundan tam olarak emin olunamamıştır. Spiral testleri 280 milyon yıl önce yaşamış ve 225 milyon yıl önce yeryüzündeki son örnekleri tükenmiş bir köpek balığı türüdür. Fosilleri Kuzey Amerika'da, Utah, Idaho ve Wyoming bölgelerinde bulunmuştur. Bu köpek balığı atası hakkında çok az şey bilinmesine rağmen dişlerinin şekliyle dikkat çekmekte. Dişler taşıyıcı kemer olarak adlandırılan yarım ay şeklindeki bir yapının arkasından çıkarak bir helezon ya da sarmal oluştururlar ve alt çenelerinin apeksinde bir eksen üzerinde dönerlerdi. Daha sonra sıkı bir spiral şeklinde toplandıkları yer olan alt çenenin altındaki bir boşluk içerisine geri giderlerdi. Büyük fosil dişlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre boyları 6, ağız genişlikleri ise 1 metreye kadar ulaşabiliyordu. Vücutlarının kıkırdak bir yapıdan oluştuğu düşünülen spiral testlerinin günümüzde sadece dişlerinin fosilleri bulunabilmiştir. Bir teze göre bu şekilde diş yapısı olan bu köpek balığı cinsine en sert deniz kabuklarını bile kırabilme yetisi vermekteydi. Diğer bir teze göre ise spiral testere bir balık sürüsüne girmekte ve dişlerini bir döner testere gibi kullanarak avlanmaktaydı. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı sakın unutmayın.